Herkese merhaba. Bugün sabah 9.30'da Instagram'da bir paylaşım yaptım ve dedim ki bugün akşamdan itibaren önümüzdeki 2-3 gün boyunca çok güzel bir üçgen var. Güneş Jüpiter arasında önümüze çok güzel fırsatlar düşecek. Sadece Instagram'da kalsın istemedim. Burada da paylaşmak istedim. En azından sadece burayı takip edenler için. Güzel 2-3 gün var önümüzde. Her ne kadar Mars retrosu enerjimizi kaçırsa da, düşük olsak da, biraz canımız sıkkın olsa da alın vitaminlerinizi ve bu 3 gün boyunca bu fırsatları kaçırmayın. Her yükselen için farklı etkileri var tabii ki de. Başlarsak eğer, yükselen Aslan'la başlayayım bu sefer de, 2-6 hattında alacaklar. Yani iş konusunda güzel fırsatlar olacak, para getireceğim fırsatlar olacak, iş aramak, iş görüşmesi yapmak, bir yerlere haber salmak için çok güzel bir 3 gün. Para kazanacaksınız, kullanın. Yükselen Başaklar, bir 5 hattında alacaksınız bu üçgeni. Mutlaka flört edeceğiniz insanlar önünüze çıkacaktır. Bir bakının ya, Başaklar, biliyorum kolay beğenmiyorsunuz, kimseleri beğenmiyorsunuz ama belki güzel bir şey önünüze düşer. Yükselen Teraziler, 12-4 hattından alacaksınız. Biraz içinize kaçmış, birazcık keyfiniz kaçmış, biraz yalnız kalmak isteği çok fazla baskın olabilir ama aileyle birlikte bir şeyler yapmak, evi güzelleştirmek, evin içerisinde bir şeyler yapmak size çok iyi gelecek. Yapın, deneyin. Yükselen Akrepler, 11-3 hattından alacaksınız. Doğal olarak da kalabalıklar içerisinde çok eğleneceğiniz fırsatlar çıkacak. Maskelerinizi takın, o davetlere gidin. Yeni insanlar, yeni flörtler, yeni ortamları tadın derim. Güzel bir üçgen. Yükselen Yaylar, 12 hattından alacaksınız. Kariyerinizle ilgili çok güzel bir 3 gün. Enerjinizi toparlayın. Dediğim gibi vitaminlerinizi alın ve çıkın. İş mi arayacaksınız, görüşme mi yapacaksınız, bir yerlere haber mi salacaksınız, anlaşma mı bağlayacaksınız, para getirecek size bu 3 gün. Yükselen Oğlaklar, 9-1 hattından alacaksınız. Yurt dışı ile ilgili bir adım atmak için, önemli eğitimlere başvurmak için, seyahatler için doğru 3 gün. Küçücük bir adım atsanız çok şey getirir ama bazen atmasak bile onlar önümüze fırsat olarak düşer. Sadece o fırsatları görmeye çalışın. Yükselen Kovalar, 8-12 hattından alacaksınız bu üçgeni. Doğal olarak da beklediğiniz bir para, miras, bir dava sonucu varsa bugünlerde onunla ilgili gelişmeler gelecektir. Ya da dava açmak için, kredi başvurusu yapmak için doğru zamanlar. Eğer hani bana onu çıkmıyor, onaylanmıyor, işte bir türlü olmuyor dediğiniz bir krediniz varsa bu aralar başvurabilirsiniz. Yükselen Balıklar, 7-11 hattından alacaksınız bu üçgeni. Ortaklıklar, evlilikler konusunda önemli fırsatlar çıkacak. Ne demek bu? Örnek veriyorum, ilişkinizle ilgili bazı sıkıntılar var. Birazcık adım atmak için doğru zaman. Yani bazen adım atacağımız zaman çok önemli olur ya, bazen çok iyidir, bazen hiç iyi değildir, böyle bütün her şey geri gidiyordur. Bu aralar adım atabilirsiniz, güzel gelişmeler olur. Ortaklıklara girmek isteyenler, bu aralar o görüşmeleri yapabilirsiniz. Kalabalıklar içerisinde sizinle ortaklık kuracak insanlarla karşılaşabilirsiniz. İlişki isteyenler, uzun süreli ilişki isteyenler, sosyalleşin. Bakın önünüze ne güzel şeyler çıkacak, sonra bize yazın. Yükselen Koçlar, 6-10 hattından alacaksınız. Kariyer konusunda adım atmak için çok doğru zaman. Bir anda bu patrona ne oldu, aman da bu kadar iyi değildi, bir şeyler olmuş buna diyebilirsiniz. O konuşmayı yapın, o adımı atın, o terfiyi isteyin. Yükselen Boğalar, 5-9 hattında olacak. Bu çok güzel üçgen. Doğal olarak da seyahatlerde, eğitimlerde, güzel aşk fırsatları çıkabileceği gibi çok eğleneceğiniz ortamlarda olabilir. En azından 3 gününüz güzel geçsin. Bu fırsatları kaçırmayın. Yükselen ikizler, 4-8 hattında alacaksınız bu üçgeni. Doğal olarak da birazcık daha parasal konular, miras konuları, gayrimenkul satışı varsa onunla ilgili adımlar atmak için çok güzel zaman kullanın. Yükselen yengeçler, 3-7 hattında alacaksınız bu üçgeni. Arkadaşlıkların ciddileşmesi, yani arkadaşlık, sevgili olduk, nasıl oldu anlamadım diyeceğiniz 3 gün bu 3 gün olabilir. Ya da arkadaş ortamında sizinle ilgilenecek birileri mutlaka çıkacaktır. Ya da ilişkiniz varsa artık böyle onu insan işine çıkarmak diyelim biz buna, ya da işte beraber sosyalleşmek, işte bir adım koymak, bir at koymak, bir adım atmak için çok güzel zamanlar. Tadını çıkarın. Dediğim gibi Mars retrosundan dolayı azıcık keyfiniz kaçık olabilir, azıcık enerjiniz düşük olabilir. Benim gibi alın vitaminlerinizi, çıkın.
Yapmanız gereken şeyleri yapın. Bazen doğru adımı doğru zamanda atmak çok kafa açar bize. Kaçırmayın. Bugün de günün rengi kırmızı gördüğünüz üzere. Doğal olarak da kırmızı küpeleriniz, kırmızı elbiseleriniz, kırmızı kravatlarınız neyse giyin onları. Enerjiyi de arkanıza alın. Ve bu güzel fırsatın tadını çıkarın. Kendinize çok iyi bakın.